güvenliği alalım. İleride çakallarımızı yakalım. Bir de kalabilir miyiz? Çekenin altında bir de çakalım. Kaydı araba. Birden kımıldamıyor da yani. Şu an ekstrem lastiğimiz var. Havada gevşetelim. Arkada geldi mi? 2,5 ton bu araba. 2,5 ton. Delici araç bilgisi alabilir miyim? Başkanım şu an arkadaşlara ulaştık. Delici araç konumunda inisiyavuz var. Alın da anlaşıldı. Volkan Akpınar. Yol güvenliği alalım. İleride çakallarımızı yakalım. Ben de süpürücü araçlı olarak arka taraftayım. Burak Küçükbenli, Serdar Güççen. Önlü arkada aracın durumuna bakalım. Ona göre çekerim. Yol güvenliği alalım arkadaşlar. Evet, olay yerine geldik. Evet, olay yerine geldik. Önlü arkada biz şu anda, ben arka lambalarımı ve çakallarımı yaktım. Dinliyoruz. Ön taraftan yine bir araç, evet, araçla dinliyoruz. Bakalım yol neler. Güvenliği alacak. Bizim aracımız da mesela şu anda buzda kaymaya başladı. Evet, yerin parlaklığını hep beraber görüyoruz. Cam. Başkanım, vinç mi atalım? Nasıl yapalım? Evet. Ya da arkadan mı çekelim? Müdürüm, aracımı... Tamam. Tamam, anında anlaşıldı. Evet, geçmiş olsun arkadaşlar. Nasıl oldu olay? Ama yukarıdan geliyordunuz. Geliyorduk, kaydı araba. Bir de kımıldamıyor da yani. Evet, oturmuş. Önden aynen. Çekişti aracımız. Aynen abi. Bu gibi durumlarda biz her zaman aşağı taraf viyadükte kanyon olduğu için biz arka taraftan bu araca vinç bağlayacağız. Volkan Akpınar. Aracı bir 50 metre daha ileri alalım yol güvenliği için. Enes Yavuz, aracın arkasına geçip aracı vinçleyelim. Şu an aracın dört tarafını kontrol ediyoruz. Gündür yollardayız sürekli. 5 aracımızın vinci bozuldu. Elimizde kalan son vinçli araçlar. Havaların eksilmesiyle beraber artık vinçlerimiz sentetik kalak olduğu için donma yapıyor. Şimdi Alper Başkanım, biz bu aracı buradan kurtarsak bile, diyelim evet. Ki saplandığı yerden çıkardık. Bu araç bu yolda gidebilecek mi? Yok, gidemeyecek. Eğer gidemezse daha önceki vakalarda şöyle yaptık. Önlü arkalı dedik. Arkasına ve önüne ortak araçlarından alacağız. Halatlarımızı dörder metre arayla önlü arkalı, arka taraftan frenleyerek, ön taraftan hızlandırarak ana yola kadar çıkaracağız. Normalde bu şekilde yapıyoruz. Buz. Aracımızın lastikleri kış lastiği ama zemin şu anda buz olduğu için gördüğünüz gibi altı komple buz. Yani bizim 4x4 ekstrem lastiklerimiz dahi bu yolda performans ve motor gücüyle zaten hareket ediyor, ilerliyor. Evet. Normal araçlar maalesef... Yeri gelmişken onu da sorayım. Kar lastiği buzda işe yarar mı? Kar lastiği buzda işe yarar mı? Vakumlu kar lastiği normalde sulu sepkinde işe yarar. Performansı olur.
buzda hiçbir lastiğin maalesef tutulması olmaz. Sadece Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde çivili lastik dediğimiz özel lastikler var. Evet. Bu lastikler buza işlediği için, yani buza girdiği için bu lastiklerin performansı var. Ama maalesef bizim bölgemizde çivili lastik yok. Evet, şu an araçta keki demir yeri olmadığımız için şu an Esat arkadaşımız aracın altında. Aracın düzgün bir yerden çekebilmek için kancayı takacağı düzgün bir yere dökeriz. Esat Bey bulduk mu? Var, koştuğuna var. Ne tersi? Hava kurulmadığında vatandaşa gelmesin. Aracı tekrar çalıştıralım. Hazır mıyız? Çalıştırdın mı aracı? Ekstrem lastiğin işe yaramadığını burada görebiliriz. Burayı çekersek. Evet. Önceki lastiğe geri zorlarsa sanırım tutacak. Birinci çalıştıralım. Geriye tadı bir destekler. Yarım gaz. Tamam. Yarım gaz. Gıdıklayarak, bas, gıdıklayarak. Çek. Bas, çek. Fazla pati çektirmeden gıdıklayarak. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi bizim ekstrem lastik aracımız da kaynağı başladı. Ama bugün bir durumda araç daha fazla gelmediği zaman Enes Yavuz, Anadolu Yönşe dönüp Burak Küçük önde. Arka taraftan bir destek daha alalım. Biz şimdi ikinci bir aracımızla şarakenin arkasından bir halat daha bağlayacağız ki araç bu tarafa doğru daha fazla gelmesin. Bir 5 metre daha halat açalım arkadaşlar. Beni gidebilirsin. Halat açtım ben. Enes Yavuz, halat serbest. Bir 5 metre geri alalım. Volkan Akpınar, bir 50 metre daha yol güvenliği alabilir miyiz? Bırak, bırak. Şimdi bir araç daha alıyoruz, aracımızın arkasına. Halat takacağız, aracımız daha fazla öne gelmesin diye. Geçebilirsin. Geç buradan. Evet, geçebilirsin buradan. Evet, Serdar Bey. Ekstrem lastik nedir? Ekstrem lastik, şu an kullanmış olduğumuz lastikler. Çavuş desen kaplama, yani daha önce kullanılmış eski lastiklerin üzerine kaplama desen lastik yapıyoruz. Bunun nedeni kaplama lastik daha iyi tutuyor arazide. Karda ve çamurda aracın daha iyi hareket etmesini sağlıyor. Ama buzda maalesef biraz önce gördüğünüz gibi araç durmuyor, hareket ediyor. Buzda nasıl bir lastik kullanmak lazım? Buzda herhangi bir lastik yok Alper Bey'in dediği gibi. Çözüm yok. Çözüm yok, çivili lastik. O da bu bölgede kullanılmıyor. Yani böyle traktör lastiği gibi bir lastik bile işe yaramıyor. Onlar da yine aynı şekilde kayma yapıyor. Birinci kilitliyoruz. Enes'i biraz daha görebilirsin. Yani bu gibi durumlarda daha usta şoförlükle, daha yavaş hareketlerle arabaları hareket ettiriyor. Evet, şimdi karda saplanan aracımızı bir jipe bağladık. Jipi de başka bir jipe bağlıyoruz. Yol güvenliğini aldık. İkinci araçta bizim ekstrem lastik aracımız ön tarafa kaydığı için halatta iki aracı da birbirine bağlayacağız. Şu arkadaşlarımız halat takıyorlar. Yani öyle geldik, hadi çektik, gidiyoruz yok. Maalesef. Öyle kolay değil yani. Yani insanlar 10-15 dakikalık bir sadece gidiyorlar, halat bağlıyorlar, çekiyorlar gibi düşünebiliyor. Biz dün en son Küçük Divan Köyü'nde bir ambulansımız kalmış. O aracı kurtarırken diğer aracımız yol tarafta kanala düştü. 3,5 saat o aracı kurtarmaya çalıştık. Yani 10 dakikalık bir iş gibi bazen insanlar basit küçük görse de saatlerce uğraştığımız vakalar da oluyor. Aracın şoförü arada geçsin. Halat kopabilir. Arkadaşlar aradaki aracı kilitleyelim. Uzakta evet, duralım. Tekrar bir işliyoruz. Enes Bey fokusu bir işleyebiliriz. Evet. Porttaki aracımızda biraz çıkabiliriz. Halattan uzaklaşalım.
Halattan uzaklaşalım, herhangi bir kopma riskinde. Güvenlik alalım. Buraya küçüklerin hazır mısın? Hazırım abi. Enes Yavuz, çekelim kardeşim. Yavaş yavaş kardeşim, sen de gaza dokunuyor. Bitelim mi önden? Evet, çıkıyoruz. İşte aracın oturduğu yeri görüyorsunuz. Evet, çok güzel. Buradaki kar birikisinden dolayı araç kendini askıya alıyor. Askı dediğimiz araba yürümüyor. Bu yüzden batıyor araba. Buradan kaymış arkadaş, buraya gelmiş. Çıkardık. Yolumuza devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Kardeşim çok geçmiş olsun. Abi çok teşekkürler. Yola kadar ineceğiz. Kaydığım bir durumda tekrar devam edeceğiz. Tamam, arayı alacağız. Arkadaşlar tekrar dönüş alalım. Fokus aramızı alalım. Tekrar ana yola doğru hareket alacağız. Araçları döndürelim. Koltanak kullan. Yol güvenliğini alalım. Geri dönüş sağlayalım. Şimdi ana yola kadar devam. Evet, ana yola kadar devam. Ana yola kadar devam edeceğiz. Volkan Akpınar, Burak Küçükler'le Enes Yavuz. Geri dönüş alalım. Kardeşim sen de aracın yerini iki araç önde, iki araç arkada. Tamam. Anlayana kadar devam edelim. Tamam, çok teşekkür ederim.